24'ten merhabalar. Efendim Türkiye 34 gün sonra sandık başına gidecek. Liderler seçim meydanlarına indi. Siyasette tansiyon yüksek. Tartışma özellikle iki eksende yürüyor. Bunlardan bir tanesi paralel yapı tartışması. Bir diğeri ise çözüm süreci. Özellikle çözüm sürecine, çözüm süreciyle ilişkili olarak tartışma çok boyutlu devam ediyor. Yerel seçimden sonra çözüm süreci ne olacak? Bölgede algı nasıl? Bundan sonra durumun seyri ne olacak? Tüm bunları gazeteci yazar Orhan Miroğlu ile birlikte doğrusu ne diyerek tartışacağız. Tabii konuğumuz da bölgeyi çok iyi bilen, daha önce Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapmış milletvekili ve şimdilerde de AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Galip Ensarioğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Galip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Büyük memnuniyet duyduk. Biz de şeref bulduk. Eyvallah, sağ olun. Şimdi liderler meydanlara indi. Siyaset artık tansiyon orta oldukça yüksek. Ama bölgeye dair tartışmalar da devam ediyor. Mesela Başbakan Yozgat'ta, Sivas'ta, Kütahya'da, Afyon'da mitingler yaptı ama mitinglerin ana temalarından bir tanesi de çözüm süreciydi. Çok açık bir şekilde dedi ki kandan beslenen vampirler rahatsız ama çözümü sabote edemeyecekler çünkü biz bu konuda kararlıyız dedi. Şimdi isterseniz şu 17 Aralık meselesiyle bir başlayalım. 17 Aralık meselesi bölgede nasıl algılanıyor? Yani çözüm sürecini sabote etmeye yönelik bir girişim olarak da algılanıyor mu? Meselenin boyutu nedir orada? Açıkçası yani yaşanan tepkilerden de dikkat ettiyseniz 17 Aralık'a dair bölgeden çok fazla bir tepki gelmedi. Yani Kürtler biraz daha politize oldu bu süreçte. Ve olan biteni çok hızlı bir şekilde algılayıp tavır alabiliyor. Ona göre şey sergileyebiliyor. Onun dışında Öcalan'ın da bu 17 Aralık'a dair veyahut da çözüm sürecinin de ki provokasyonlara ve bir takım hassasiyetlere dair vurgusu ve ikazı da var son 2-3 görüşmede. Dolayısıyla bölge barışa kilitlenmiş. Bölge çözüme kilitlenmiş. Bölge artık çözüme susamış ve uzun bir aradan sonra yani son çatışmalı süreci ele alırsak 30 yıl aradan sonra ilk defa bölgede kalıcı bir barışın umutları yeşerdi ve bir yılı aşkın süredir çatışmasızlık var, insanlar ölmüyor ve bir çözüm süreci, bir müzakerenin yürüdüğünü çok açık bir şekilde herkes biliyor ve bunu korumak için, bunu kalıcılaştırmak için herkes hatta toplum siyasiler üzerinde bir baskın unsuru oluşturuyor. Mesela çünkü öyle. Bazen siyasetin işine gelmeyebiliyor. Yani bu çözüm süreci veyahut da siyasi bir takım çıkışlar, siyasi bir takım hesaplar çözüm sürecine zarar verebiliyor. Ama bakıyorsunuz halkta karşılık bulmuyor. Çünkü halkın birinci önceliği şu an itibariyle bu barışın, huzurun temini ve kalıcılaşması. Şöyle bir şey de var, katılır mısınız bilmiyorum ama yani ben mesela Gezi'de olsun, 17 Aralık sürecinde olsun, Kürt toplumu içinde yani çeşitli siyasi partileri falan da kastederek söylüyorum, ortak bir mutabakat oluştu. Evet. Yani mesela geçmiş dönemlerde çok önemli Türkiye'nin iç siyasetini etkilemiş bir takım Kürt meselesiyle alakalı bir takım konularda BTP PKK hattı farklı bir yerde duruyordu. Ama evet. Kürt toplumu da yani AKP'siyle, HAKP'yla, sivil toplumu, aydınlarıyla farklı bir yerde duruyordu. Yani bu çelişkileri hep gördük ve zaten bu çelişkiler de aslında yani barış sürecinde ilerlemeyi de temel olarak etkileyen ve önleyen çelişkiler oldu. Şimdi 17 Aralık'ta hem Kürt sivil toplumunda hem de AK Parti'yi tercih eden çok geniş kesimlerde Kürt aydınları arasında tam bir mutabakat yani BTP PKK'nın ortaya koyduğu tavırla bir örtüşme oldu. Evet. Bu örtüşme seçimlerde nasıl yansıyor? Yani karşılığı nasıl bulacak? Siyasi tercihler yapılırken AK Parti ve BTP arasındaki işte seçim yarışını nasıl etkileyecek Galip Bey? Tabii ben 17 Aralık'ı tamamlayıp cevap vereyim. Evet.
sonuç itibariyle bölgede özellikle son hadiseler Gezi ile başlayan ve bugünlere gelen birçok meselede aslında hedefin çözüm süreci olduğu, hedefin Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle yapılan stratejik işbirlikleri olduğu, yani petrol anlaşması sadece değil orada. Yani enerji, petrol, bütün bunlar var ama sosyal geniş katlı bir şey var, stratejik işbirliği var. Siyasi, sosyal, ekonomik, evet, her alanda bir işbirliği var ve bu aslında bir entegrasyondur. Bu çözüm sürecini taşlandırmaktır. Bu yani sadece çözüm sürecini siz Türkiye içinde düşünemezsiniz. Yani Suriye, Rojava ile de bağlayacaksınız bu işi. Bu işi Irak Kürt bölgesel yönetimiyle de bağlayacaksınız. Eğer Türkiye'yi büyütecekseniz, Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getirecekseniz, iç barışı tesis edeceksiniz, bunun yolu Kürtlerle yeni bir samimi bir birliktelikten ve hem Kürtlerin hem Türklerin geleceği bu birliktelikten geçer. Bu coğrafyada. Evet. Ve bu coğrafyaya barış getirir bu birliktelik. Böylesine büyük bir proje bu aslında. Bu projeden rahatsız olanlar var. Yani bu uluslararası güçler var. Çünkü bu uluslararası güçler Orta Doğu'da çok derin hesaplar yaptılar. Savaşlar çıkardılar, rejimler devirdiler, masraf ettiler, 1 milyon insan öldü. Ama gel gör ki bütün bunlardan sonra Türkiye oyun bozuyor orada, oyun kuruyor. Kendince oyun kuruyor. Yani yeni baştan Yavuz dönemindeki gibi, öyle diyelim, 1514 gibi Kürtlerle yeniden bir ittifak. Ama doğru temelde bir ittifak. Çağdaş bir ittifak. Bu ittifak bu coğrafyaya barış getirecek. Kürtlerin ve Türklerin birlikteliği bu ülkeyi büyütecek. Ve bu Orta Doğu coğrafyasına barış getirecek. Bambaşka bir Türkiye göreceksiniz bundan sonra. O zaman burada, evet, o egemen güçlerin Orta Doğu'daki hesapları tamamen alt üst oldu. Eğer bu gerçekleşirse, artı yeni bir oyun kurucu oldu. Türkiye artık onların senaryosunu oynayan bir oyuncu değil. Kendisi oyun kuran bir oyun kurucu artık bu coğrafyada ve dünyada. Şimdi bunu bu yani emperyalistlerin öngörüsüdür ve bu öngörü Türkiye onlara lazım olduğu halde aslında bu coğrafyada ileriye dönük hesaplar içinde Türkiye, güçlü bir Türkiye kendilerine bugün itibariyle lazım. Çünkü Türkiye'nin güçlü olmadığı bir Orta Doğu'da İran'ın hakimiyeti artar. Bu onların uzun vadeli menfaatlerine daha çok zarar veren bir şey. Yani çok ciddi bir çelişki yaşıyor şu anda ve bu güçlü Türkiye hala lazım bu emperyalistlere. Madem bu oyunu Erdoğan bozuyorsa o zaman Erdoğansız bir Türkiye olabilir mi? Bunu deniyorlar şu anda. Evet. Yani denedikleri Erdoğansız bir Türkiye. Ama Güneydoğu halkı nasıl bakıyor? Bu barışın mimarı Erdoğan'dır. O zaman burada Erdoğansız bir Türkiye'de bu barış tehlikeye girer. Bu proje tehlikeye girer. Yani çözüm süreci tehlikeye girer. Yani bunu her liderin kârı değil bu çözüm yani süreci. Yani şöyle o zaman yani o halde yani sık sık bunu duyuyoruz. Özellikle mesela AK Parti'nin Doğu Güneydoğu'daki oylarında işte büyük bir düşüş bekleyenler var. Yani bunun propagandasını yapıyorlar ama bir yandan da BTP'nin işte demokratik özellik ilanı falan yani buna dair medyamızda her gün haberler çıkıyor. Yani Doğu Güneydoğu'da aslında yani bu çözüm sürecine yönelik ve seçimlere yönelik hissiyatı çok da anlamak istemeyen medya aslında anlamak bu yanını değil yönlendirmek bu, isteyen medya tabii, diyelim. Çünkü tabii, batıdaki aynı şeye batıda işte, endişe yaratmak için evet yani endişe yaratmak için BDP'nin oyları mesela altı, BDP ile ilgili haberlerin evet, özellikle BDP karşıtlığını çok böyle ilkesel olarak yayın politikası olarak benimsemiş birçok yayın şeyinde ya medya grubunda BTP yönelik haberlerin bir hayli arttığını ama yani tabii ki BTP'yi gerçek kimliğiyle tanıtma değil bu. Yani işte şeye Selahattin Bey'in konuşmalarını, Aysel Hanım'ın konuşmalarını cımbızlıyorlar. Cımbızlıyorlar ve işte gördünüz mü AK Parti BDP AK Parti'yi vuruyorlar şey aslında. Şu yani 30 Mart yani çözüm süreci öyle bir politika izledi ki AK Parti çözüm sürecinde bütün bir bölgeyi
işte tek bir siyasete vermeye hazırlıktır bu aslında demeye getiriyorlar. Yani korku pompalamaktır bu. Yani yeni bir paranoya üretmektir bu. Bunun bir karşılığı var mı Doğu Güneydoğu'da Kürtler arasında? Şimdi iki şey yapmaya çalışıyorlar. Çok enteresandır. Türkiye'de ulusalcılarla efendim zıt görüşü olanlar bir yerde buluştuğunu görüyorsunuz. Yani Öcalan'ın kasetlerini ortaya koyan evet. İşçi Partisi evet. Aslında Öcalan'ın 15 yıl önceki kasetlerinden kesitler alarak Kürt halkı arasında itibarını zayıflatma, itibarsızlaştırıp çözüm sürecinde etkisizleştirmek. Evet. PKK'ya ayırmak. Yani Öcalan'ı itibarsızlaştırıp aynı zamanda çözüm sürecinde olduğu oynadığı rolü zayıflatmak ve etkisizleştirmek hedefleniyor. Yani bakıyorsunuz bunu ittifakla yapıyorlar bu şeyi. Amaç birliği var. Ama diğer taraftan batıdaki kamuoyunda da AK Parti'nin itibarını zayıflatmak için tabii. Bakın çözüm süreci işte BDP-PKK hareketini şımarttı. Hatta bölgede çok güçlendiler. Bu bölgeyi bölünmeye götürür. Yani çözüm sürecine olan desteği azaltmak için, inancı azaltmak için BDP'nin çözüm süreciyle birlikte güçlendiğini ve bu güçlenmeyle birlikte BDP'nin bir takım seçime dayalı söylemlerini ön plana çıkararak, yani biz demokratik özelliği inşa ediyoruz. Bu seçim işte bir referandumdur. Bu seçim de işte özerkliğin kapısını açacağız falan. Şimdi aslında BDP kendi tabanına söyleyeceği çok fazla şey kalmadı. Yani şimdi kimliktir, demokrasidir, ölümlerdir, işkencedir, faili meçhuldür. Yok bunlar artık. Bir hafıza siyaseti gibi. İşte demokratikleşme muhabiyet. Paketi hazırlanıyor. Gün geçtikçe evet. Sürekli kimlik, ifade özgürlüğü, inanç hürriyeti ne deseniz Türkiye sürekli bir şey içinde, yani bir reform hareketi içinde. BDP kendi tabanına ne diyecek? Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü veyahut demokratik özetliği oyluyoruz. İşte bu bir referandumdur falan. Şimdi bunu ben anlayabiliyorum. Ama bunu bir batıdaki ne anlama geldiğini anlayamıyor. Yani söylemi yok. Yani meşhuru bunu söyleyecek. O kitleyi elde tutmak, heyecan yaratmak için bunu söylemek zorunda. Aslında. Ama birileri bunu içinden cımbızlayarak sanki de facto bir şey ilanı, bir özellik ilanı gibi Çözüm sürecinin faturası budur demeye getiriliyor. Evet. İşin evet. Ama şeyi bu. Aslında ben mesela yani bu işte inşa meselesi falan ya da özellik ilanına giden süreçte işte bakıyorsun. Mesela 99'da başlıyor bu tarih. Yani 2002'de AK Parti gerçeği var Türkiye'de ama bundan önce yani Kürt siyasetinin Doğu Güneydoğu'da bazı şehirleri yönetme kabiliyeti gösterdiği bir yıl 99 seçimleri. Evet. Yani o seçimlerden bu yana gelen bir siyaset. 15 yıldır yerelde işte. 15 yıldır ve zannediyorum yani AK Parti'nin mesela yani Kürt siyasetini yönettiği Batman gibi yani 3 dönemleri yönettiği Batman işte Diyarbakır ve diğer iller. Orada en büyük şeyi avantajı değişim talebi. Yani değişim vaat etmek. Yani. Diyarbakır'a ne vaat ediyorsunuz? Biz oraya geçmeden çok önemli bir şey atlamayalım. İzninizle. Şimdi mesela Gezi sürecinde sürekli Kürtlere işte demokrasiye sahip çıkmayacak mısınız diye sokağa dökme. 17 Aralık'la birlikte de siz yolsuzda göz mü yumuyorsunuz? Bunu sadece bir kesim yapmadı. AK Parti karşılarının hepsi yaptı. Yani mesela en son Cengiz Çandar Cuma günü bir yazı yazdı ve sonunda Kürtler buna öyle diyecek mi diye yazısını bitirdi. Hem o Hasan Cemal'i yine yazdı. Hiçbir yazıya Kürtler evet demiyor çok şükür. Şimdi yani orada şöyle yani, bir şey yani Kürtlere şu mesaj veriliyor. Bazıları çok aleni bir şekilde bakın siz artık güçlüsünüz. AK Parti siz de olur. Bazıları da kulağına fısıldayarak söylüyor bunu. Siz dediniz ki biz varsak çözüm var Diyarbakır'da. AK Parti siz çözüm süreci yok demek mi? Bu çünkü önemli. Dün gazetelerde de genişçe yer aldı. Biz varsak çözüm var dediniz. Çok iddialı bir şekilde. Yani bu konuda iddialıyız tabii. Yani bu çözüm ne zaman var oldu? AK Parti ile birlikte var oldu. Yani bugüne kadar Türkiye siyasetinde işte ben farklı partilerde de siyaset yaptım. Yani sorun nedir dedikleri zaman kimse soruna Kürt sorunudur diyemedi.
Kürt sorunu var diyen siyasetçinin siyasi hayatı biterdi. Yani Bey, bunu sorun geçtik. Terör sorunudur. Şimdi, sorun şiddet sorunu. Şimdi bunu geçtik. Siz parlamentoda da görev yapıyorsunuz aynı zamanda. Yani adaylıkla beraber şimdi yoğunluğunuz tabii ki Diyarbakır'da ve seçimlere yönelik. Bu yani AK Parti olmasa da bu iş devam eder deniliyor bir yandan. Aynen. Seni tanımlamak için. Yüksek seçmedi. Yani bir taraftan bu söyleniyor. Ama bir taraftan da yani Kürt siyaseti onu da söylesinler. Evet. Yani Kürt siyaseti Kürt siyaseti cephesinden de bu tür açıklamalar geliyor. Bak, şimdi yani meclisler da var yani. Yani AK Parti'yi kastederek söylemiyorum çünkü AK Parti'nin zaten çizgisi belli bu konuda. Yani tartışılacak bir şey yok. Çok somut yapabildikleriyle yapamadıklarıyla vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve parlamentoda temsil edilen işte iki parti itibariyle siz şuna inanabiliyor musunuz? Yani AK Parti diyelim ki bu seçimlerde iktidar olanağını kaybeder, CHP-MHP koalisyonu olur. Acaba Sırrı Süreyya Önder, acaba Selahattin Bey bu kadar çok kolay bir biçimde tekrar İmralı'ya gidip İmralı'dan o mektupları alıp Kandil'e gidip iki gece Kandil'deki PKK yöneticileriyle görüştükten sonra Türkiye'ye dönüp basın açıklamaları falan yapabilecekler mi? Bakın ben size şunu çok net söyleyeyim. AK Parti'nin içinde dahi Sayın Başbakan'ın meşruiyeti olmazsa, yani meşruiyet üreten bir başbakanımız var. Halkın inandığı, güvendiği bir başbakanımız var. Ve cesur bir başbakanımız var. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dışında herhangi bir AK Parti'nin başına gelen lider bile bunu yapamaz. Evet. Çok net söylüyorum. Çok iddialı bir söylüyorum. Çok iddialı ve çok net bir söylüyorum. Buna katılıyorum. Yani halk ben de katılıyorum. İkna olmadığı halde çünkü ön yargılar yani bir sürü yaratılmış korkular şeyler var. Gelen lider yeniden başlamak durumunda yani yapamaz bir kere yani. Hiçbir lider. Yani bu, ancak halk başbakana inanmış. Yani Sayın Başbakan bunu söylüyorsa yani benim işime gelmese de mutlaka doğru söylüyordur. Mutlaka onun dediği doğru, bildiği bir şey vardır falan. Bu başbakana olan inanç bu çözüm sürecini de hepimizin elini şey yaptı. Yani başka bir lider dahi bunu yapamaz. Bırakın AK Parti'nin gitmesini. Hatırlarsanız sizinle bir konferansa katıldık. Ben o zaman Doğru Yol Partisi il başkanıydım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin konferans salonundaydı. Evet. Ve siz de HADEP'in genel başkan yardımcısıydınız. Evet, öyle bir. Ben de Doğru Yol Partisi il başkanıydım. Evet. Orada ben kalktım bir konuşma yaptım. Hatırlıyorum. Ben orada dedim ki ben Doğru Yol Partisi il başkanıydım. Ben dedim ki arkadaşlar şimdi başka bir Türkiye var. Yani çok katı bir AK Parti düşmanlığı var da hadi gelin bu AK Parti'yi yıkalım. Evet. İki şeyden bahsettim. Bir, dün işkence olduğunda, dün faili meçhul cinayetler olduğunda bir polis asker ölümünü bir şeyle ifade ediyordu birileri. Evet. O günden bir gün önce Batman'da iki polis öldürülmüştü. Batman'da dün bu polisler niye öldürüldü dedim, bana biri izah etsin. Yani işkence yapmayan, faili cinayet işlemeyen, 90'lı yıllarında işlemeyen, sadece orada Batmanlı'nın canı, malı, namusunu korumakla mükellef bir polis niye öldürülüyor? Ben anlamıyorum dedim. Biri çıksın bize anlatsın. Bu bir. İki, biz AK Parti'yi devirelim. Yerine kimi koyacaksınız? MHP'yle mi, CHP'yle mi? Böyle bir süreç veyahut da Türkiye'nin bu demokratikleşme sürecini yürüteceksiniz. Şimdi aynı tablo. Şimdi aynı tablo tabii. Şimdi daha ileri bir tablo var. Şimdi Oslo sürecinde herkes kıyamet kopacak diye beklerken ki o sebeple servis edildi bütün Oslo süreci. Evet. Ama halk süreci sahiplendi. Ve daha sonra referandumda %58 oy verdi. Orada test edildi, evet. Test edildi, onaylandı. Halk çözüme destek verdi. Ve daha sonra açık açık yürüyen müzakereler ve çözüm süreci. Yani bir partinin Öcalan'la müzakere yürütmesi, PKK ile müzakere yürütmesi, çözüm süreci, muhataplık bile yani bir siyasi partinin sonu anlamına geliyor. Ozan MİT'e gelelim bir yani. Çünkü evet. Siz tam yani zamanıdır. Evet, aynen yapmayalım. Çünkü önemli bir şey söylediniz. Yani MİT'in tabii Oslo sürecinden başlayarak şimdi çözüm sürecindeki rolü. Bende şöyle bir kanaat var. Yani düşünüyorum tabii MİT yasasıyla ilgili tartışmalara falan bakıyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? MİT'in
çözüm sürecindeki rolüne yönelik çok yani hakikaten açıklanması zor. 7 Şubat'tan bu yana saldırılar oldu. Yani MIT'i artık 30 yıl öncenin yasalarıyla korumak neredeyse imkansız hale geldi. Yasaların içeriklerini falan tartışmıyorum. Belki işlerinden bir iki tanesi diyelim ki eleştirilebilir vesaire. Bu sonucu değiştirmiyor. Yani MIT'in Kürt meselesindeki rolü olmasa, bu yapıcı, olumlu rolü olmasa, MIT eskiden ne yapardı? Galip Ensarioğlu'nu izlerdi, Orhamlıoğlu'nu izlerdi, şunu izlerdi, bunu izlerdi. Örgüt kurardı. Örgüt kurardı, kurdurdu. Örgüt adına hatta, eylem yapardı. Evet, örgüt adına eylem yapılırdı vesaire. İşte o MIT gitti. Hatta darbeye zemin hazırlardı. Evet, tabii ki. Tabii ki. Yani kriminal suçları biriktirirdi. Evet. Yani bu çok açık bir şey. Şimdi bu rol geride kaldı ama şimdi çözüme yönelik bir rol üstlendi MIT. Ve Oslo sürecinden bu yana da belli güçler bu rolü sabote etmeye çalışıyorlar. Belli ki çözüm sürecinde ilerledikçe bu riskler her zaman yani hem hükümetin hem de Türkiye toplumunun karşısına çıkacak olan risklerdi. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yasasının değişmesi bile aslında MIT'le şeyle ilgili, çözüm süreciyle ilgili tartışmalara gelip dayanmıyor mu sizce? Tabii ki dayanıyor. Hangi MIT'i tartışıyoruz biz Türkiye'de? Evet. Bir halkın hafızasını bir tazelemek lazım. MIT dediğiniz kurum başbakanlığa özünde bağlı olan ama hiçbir zaman Cumhuriyet tarihi boyunca başbakana bağlı çalışmayan, personelinin %50'si asker. Evet. Resmi personelinin %50'si asker ve aslında özel harp dairesinin bir birimi gibi çalışan. Evet, evet, evet. Ve özel harp dairesinin mensupları tarafından yönetilen bir birimdi MIT. MIT örgüt kurar, örgüt yönetir, yasa dışı örgütleri kurar. Onların yetersiz kaldığı yerde onlar adına eylem yapar. Ve hatta bazı meselelerde itirafçılarla diğer taraftan ülkücülerle birlikte eylemleri yaptığını, antiterör dairesinin eylemleri yaptığını biliyoruz. Ve Teoman Kovan'ın başında olduğu bir MIT. Mesela yani Teoman Kovan değil de daha önce de başkası vardı, fark etmez. Ama yani anlaşılsın diye diyoruz. Yani Jandarma Genel Komutanlığı'ndan o derin devletin kirli ilişkilerinin başındaki o teorisyeni getirip daha sonra emekli olduktan sonra başına koydular. Böyle bir MIT'ten bahsediyoruz. Şimdi hangi MIT'e karşıyız? Hangi MIT'in MIT'le mücadele ediyoruz? Şu anda tek bir yani %50 personeli askerken şu anda bir tek askeri personeli yok. Sivilleşen bir MIT. Daha önce örgüt kuran MIT'ten Emre Taner zamanında bir o yani derin devletin o resmi paradigmasının dışında onları alt üst eden yeni bir Emre Taner o zaman uzun bir şey yayınladı. Yani yeni bir devlet anlayışı tasavvuru yayınladı. Nasıl yani Türkiye bu gidişatla bölünür, parçalanır, bu felakete bizi götürüyor bu anlayış, bu resmi devlet ideolojisi. Biz bu resmi paradigmayı değiştirmemiz lazım. Yeni çağdaş dünyaya ayak uydurabilmemiz ve Türkiye'yi birliğini, bütünlüğünü sağlayabilmemiz için demokratikleşme, ifade özgürlüğü, insan hakları, Kürtlerle bir ittifak ve bu çatışmanın bitmesi. Ve bu paradigmayı, yeni paradigmayı yazan da Emre Taner'dir. O dönemde MIT sivilleşti ve yeni bir dün örgüt kuran, vatandaşını dizayn eden, toplum mühendisliği yapan MIT, demokratik, çağdaş, büyüyen bir Türkiye, iş barışı sağlayan bir Türkiye'nin temellerini attı. Böyle bir MIT'e biz başta İrancı dedik. Yani İsrail'in karşı çıktığı bir MIT başkanı geldi. Farklı bir MIT anlayışı vardı artık. Ve Oslo'da Türkiye'nin geleceği için, birliği, beraberliği için, kardeşliği için bir süreç başlatan MIT. Yani düne kadar tam tersini yapan bir MIT var. Ve Oslo sürecinden sonra da şimdi bu İmralı sürecini, barış sürecini inşa eden ve buna en büyük hizmeti sağlayan ve Türkiye'nin önemli bir kurumu MIT. Ama bu yasak dün olacak adam yani? Öldürürken, dün bombalama eylemi yaparken, örgüt kurarken hesap sorulmayan MIT'ten bugün Türkiye'ye hizmet eden bir MIT'i savcılar hesaba çekmeye kalktı. Böyle bir MIT'i bugün savcılar faaliyetlerini yasa dışı
bir faaliyet gibi ortaya koymaya çalışıp Türkiye'yi ayrıca uluslararası arenada da zora sokmaya çalışan birileri var. Ha, madem böyle bir şey varsa o zaman bizim parlamentonun görevi şudur. Halkın iradesi, halkın egemenliği esastır. Her şeyin üstündedir. Ve biz de o zaman her şeyi zapturaptı altına almakla mükellefiz. Her şeyi yasalara uyduracağız. Yasa dışı bir şey kalmayacak bu ülkede. Yani MİT zaten telefon dinliyordu, o zaman yasal dinleyecek. Evet. Yani bunun yasal koşulları neyse bunu yapacak. Veya bu müzakerelerdeki rolünü kolaylaştırmak için yasal dayanak oluşturmak lazımsa yasal dayanak oluşturulacak. Peki bu aslında tam da çok önemli bir şey söylediniz. Bugün çok tartışıldı medyada da. Şimdi BTP'nin bir teklifi var biliyorsunuz. Yani evet. çözüm süreci başladığı saatten itibaren zaten Kürt siyaseti bunu az çok dillendiriyordu. Ama şimdi bildiğim kadarıyla bir parlamentoya teklife dönüştü bu. Evet. İşte çözüm sürecine yasal bir zemin. Tabii o teklifi incelemedim ben ama yani inceleyen bir takım hukukçuların bu teklifin parlamentoya gelmesi ve onaylanması halinde Anayasa Mahkemesi'nden mutlaka geri döneceğini ifade ediyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum, bu işin ayrı bir yanı. Ama şimdi peki hem yasal bir zemin isteyeceksiniz hem de bu zemini şu an devlet içinde en güçlü biçimde ve hepimizi de memnun edecek oranda, bırakalım bizi, Abdullah Öcalan'ı memnun edecek biçimde kullanan Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yasaya karşı çıkacaksınız. Bu nedir? Ya bunun seçime bir ay var. Seçime bir ay var. Neden aynı ses tonuyla karşı çıkılıyor? Bugün çok ilginç bir şey de oldu, bilmiyorum. Bu Serap kızımızın bir Molotov kokteyli sonucu İstanbul'da KCK eylemiydi o, biliyorsunuz. Evet. Bugün BTP'li bir vekil işte şehit komisyonda bu eylemi yapanın MİT mensubu olduğunu söyledi. Oysa yani o karar ve şey aşaması bitti bence. Yargıtay'da ne oldu bilmiyorum ama evet, mahkeme aşaması en azından bitti. Çok ağır cezalara çarptırıldı o otobüse yönelik bu eylemi yapanlar ve karar verilirken de yani MİT'e ait bir şey var mı? Yok. Hatırlamıyorum. Hayır. Ama yani bunu bile insanların önüne getirme çabası. Bir yandan dediğiniz gibi çok ağır bir hafızadan bahsediyoruz. Siz o hafızanın canlı tanıklarından birisiniz. Hiç tek bir örnek verelim. Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Çok fazla var çünkü. Ama bir tek örnek Mahmut Yıldırım. Evet. Mahmut Yıldırım yani Yeşil Kod adıyla biliniyor. Türkiye'de daha doğrusu bu isimle tanındı, bilindi. Hala kayıp mı, öldürüldü mü, yaşıyor mu o bilinmiyor. O Allah'u alimdir diyelim evet, işin o yanı. Şimdi Mahmut Yıldırım'ı 70'li yıllarda MİT şey yaptı. Yani MİT'in saflarına çekti. İstihbarat elemanı olarak kullandı vesaire. Mahmut Yıldırım demin söylediğiniz özel halk dairesiyle MİT arasındaki ilişkileri galiba iyi kullanmış olacak ki bir de baktık ki Mahmut Yıldırım 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerde planlayıcı, organizatör ve tetikçi olarak kullanılmış bir aktöre dönüşmüş. Evet. Ama bu sefer MİT'in safında değil, bu sefer JITEM saflarında. JITEM saflarında bu cinayetler olup biterken 94-95'te Mahmut Yıldırım tam bir boşluğun içine düşüyor. Bunu Mehmet Eymür yani MİT'in evet, bir numaralı yetkilileri anlatıyorlar. Da biz biliyoruz. Yoksa bizim bunları bilmemiz. Ben tutarıyorum. Daire başındaydı Mehmet Eymür. Bunları bilme yani şansımız. Bu dairenin başındaki tabii adam. Ki bizim bilme şansımız yok. JITEM çok zor durumda kalınca JITEM'in dışına çıkıyor bu. Özellikle de Ahmet Cem Ersever'in Ankara'da öldürülmesi eyleminden sonra. Yani belli ki birileri bu eylemi aşırı buluyorlar ve biraz da herhalde kendisine hesap sorulacak gibi bir hava doğunca bu sefer JITEM'le olan ilişkileri de kopuyor. JITEM'le olan ilişkileri koptuktan sonra nereye transfer oluyor biliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Yani JITEM'de ismi bu kadar yani somut olarak işlenen cinayetlerde geçen JITEM'de yaşadığı dönemde jandarma korkunç, genel komutanı iken JITEM yani, kuruldu. Teoman Kuman ve o Teoman Kuman MİT'in başına geçti. Şimdi mesela yani ben bazen çok birbirinden kurtulmuş iki kurum değildi. Yani. Mehmet Eymür Bey ile de NTV'de falan yani şey oldu, evet, bir rastlantı oldu, sordum yani ona falan, dedi ki yani bu böyle bir insanın MİT'e transfer olmasını sağlayan sebep nedir? Yani nedir? Akademik bir kariyeri mi var? İstihbarat alanında korumak mı var? Korumak altına almak. Koruma altına almak. Şimdi o MİT gidiyor yerine
işi müzakere eden, çözüm sürecini müzakere eden, inşa eden, evet inşa varsa zaten bu alanda inşa var. Özellikle meselesi ne olur bilemiyoruz ama yani bu inşada önemli rolü olan, belirleyici rolü olan bir kurumun daha yasal güvencelere, bu gördüğümüz 7 Şubat'tan itibaren rastladığımız saldırılardan korunması için olan yasaya çok ilginç bir şey. Yani Kürt siyaseti bakın, çok açık tavır koyuyor. Şimdi bakın yapıyı benden iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Şimdi BDP'nin tabanı tamamen Kürdi refleks gösteren, daha çok dil, kimlik siyaseti üzerinden destek veren, özgürlükleri hedefleyen bir taban. Ancak tavanda... Ama artık tek başlarına da değiller. Ha, çok Kürt partisi tabii var biliyorsunuz. Yani. Ama ancak yukarıda hepimizin bildiği gibi daha Marksist, daha sol. Yani hatta bu son dönemlerde Kürdi olanların tasfiye olduğu bir BDP var. O sol refleksler zaman zaman bakıyorsunuz CHP'nin şeyini gösterdi. Evet. Tepkilerini göstermeye başladı. Sonra Öcalan'dan bir uyarı gelince biraz daha böyle kendine geliyor. Daha doğru bir... Galiba Öcalan'dan gelen uyarılar da böyle çok içselleştirilmiyor. Önemli olan yani içselleştirilmesi. İçselleştirilmese yani, de uymak uymuyor olduğu için. Ama yani normalleşme o içselleştirmeyle başlar. Yani o içselleştirme olmayınca yani liderin hatırına bina... Bakın bu son dönemdeki çok şey değil işte yani. Yasal temele dayandırmak, işte evet. Bunun anayasa mahkemesinden döneceği şekilde bir takım kabul edilemez yasa teklifleri hazırlamak biraz seçimlere yöneliktir. Evet, evet. Yani bunlar seçimlere yöneliktir. Çünkü şu anda işte siyasal iktidar, AK Parti, Sayın Başbakan zaten eğer bu risk almıştır. Evet, tabii. Yani bu tür süreçler riskli süreçlerdir. Yapan için çok risklidir. Bunu yaparken baldıran zehri olsa içerim dedi. Siyasi evet. Hayatıma mal olsa yaparım dedi. Evet. Şimdi bunu diyemeseydi ve bunda samimi olmasaydı zaten bu süreci başlatamazdı, yürütemezdi Sayın Başbakan. Evet. O yüzden zaten risk almış durumdayız. Şimdi evet. MİT yasasına ilişkin hani düzenleme daha güçlü bir MİT ama şöyle eleştiriler de var. Şimdi AK Parti'ye de Başbakan sonuçta ilelebet kalmayacak. İktidarlar değiştiğinde böyle güçlü bir silah elinde olacak. Şimdi geçmişteki MİT işte pişleyen ya insanın tüylerini diken diken eden MİT, siz daha iyi bilirsiniz o dönemleri pişlemelerden dolayı, yani yaşım itibariyle söylüyorum bunu. Şimdi ama farklı bir MİT ve yani bunu savunması gerektiğini söylüyorsunuz. Böyle bir riski nereye koyacağız? Ne bakımdan risk? Yani güçlü bir MİT. Hayır hatta yani AK Parti yok, hayır. Bugün hayır. Yani neye istinaden çözüm istinaden böyle bir MİT savunulabilir mi? Şeyi atladınız herhalde. Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın bir açıklaması var. Biz hatta MİT'i sadece dış istihbarata bakan bir kurum haline getireceğiz bundan sonra dedi. Yani iç istihbaratı emniyete, tabii. Dış istihbarata. Yani tek başına geniş yetkilerle donatılmış bir güç yarın sizi yönetmeye kalkar. Yani bu asker de olsa böyledir, bu bürokrasi de olsa böyledir, bu MİT de olsa böyledir. Siz CIA, FBI'de olduğu gibi İş istihbaratı emniyete, dış istihbaratı MİT'e havale ederseniz MİT'in zaten gücünü sınırlamış oluyorsunuz bu anlamda. Siz sadece bugün yapmak istediğinizi ve yapacaklarınızı daha yasal çerçevede veyahut da birilerinin provokasyonuna imkan sağlamayacak alıyorsunuz, güvence altına. O evet. Bu eleştirilerden dolayı da mesela denetim mekanizmasında bir eksiklik olduğu fark edildiği için şimdi Meclis bünyesinde bir komisyondan söz ediliyor. İkinci madde çünkü falan kaldırıldı. Çok güçlü. Yani komisyonda 3 madde zannediyorum yani bu hafta tartışılabildi. Herhalde yarın devam edecek. Şu anda ikinci madde tamamen kaldırıldı. Yani MİT'in başbakanla olan ilişkisi düzenleyen madde. O tamamen kaldırıldı zaten. Şimdi öncelik açısından tabii yorumlamak lazım. Yani meclisi, yani bu ülkede siyasi sorunların sürekli devam edeceğini ve sürekli MİT'in de bu siyasi sorunlarla ilgili insanların peşinde koşup duracağını falan tahayyül etmemek lazım. Yani Türkiye bir normalleşme yaşayacak elbette. Dolayısıyla yani bu aşamadaki riskleri
bertaraf edebilecek. Fiili bir aslında siyasi şey zemindir bu. Yani demokratik ve siyasal zemine oturtmaktır çözüm sürecini. Fiili olarak budur aslında. Evet. Ben böyle anlıyorum. Tabii tabii. Ama siz buna karşı yani işte ya 10 sene sonra 20 sene sonra ne olacak gibi bir mantıkla yani karşı çıkmak doğru bir şey değil. Kaldı ki karşı çıkılan maddelerde şu ana kadar MİT'in işleyişinin üstünde bir işleyiş falan da yok yani. Yani MİT eskiden ne yapardı? Ya faili meçhul cinayetler işlerdi. Yani Türkiye'de bizim Aziz Korkmaz 76-77'de Jirkilerle devlet arasındaki çatışmayı belgeledi diye geldi Diyarbakır'a ulaşamadı. Gazetesine gönderecekti onları. Hürriyet Gazetesi bölge muhabiriydi. Galip Bey hatırlar. Yolda trafik kazasına kurban gitti. Şüpheli bir biçimde öldü. Yani ilk faili meçhul cinayetidir ve MİT'in şeyi var. MİT açıkça şey yapıyor yani bu haberi bu biçimde gazeteye vermemesini söylüyor. Hı. Ama Aziz Bey bir gazeteci olarak tabii yaptığı haberi şeye ulaştırmak istiyor. Ve Jirkilerle devlet arasında da ara bulucu olmasını istiyor MİT. Faili meçhul cinayetlerde Aziz Bey'den. Faili meçhul cinayetlerde de yani bu ekibin yani itirafçı... Evet. Eski ülkücü mafya kullanılan ülkücüler, itirafçılar ve özel harekat timi tabii. Koordine eden MİT vardır. Özel, bir koyalım, bir reklama gideceğiz. Tamam. Efendim kısa bir ara, sonrasında doğrusu ne diyerek tartışmamızı sürdüreceğiz.